Merhaba arkadaşlar ben Emre Altunbrek. Bugünkü dersimizde farklı bir animasyon türü olan frame animasyonun ne olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Hatırlarsınız önceki derslerimizde Android animasyonu ikiye ayırmıştık. View animasyon ve property animasyon diye. View animasyon neydi? Bir tane view bölgesine etki eden ve o anki durumunu değiştirmeyen animasyonlardı. Bunları da ikiye ayırmıştık. Tween ve frame diye. Tween'ler neydi? İşte alpha, scale, translate ve fade gibi e, türlerin olduğu animasyon türüydü. İşte bugünkü dersimizde işte ikinci çeşit olan frame animasyonunun ne olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle olarak teorik olarak biraz bilgi verin, vermek gerekirse bu animasyonu biz XML'de tanımlıyoruz ve bu XML'de her bir e, karede ne olacağını belirtiyoruz. Siz bunu eğer işte bu birinci resminiz bu iki bu üç bu dördüncü resminiz. Siz bunları sırasıyla hızlı bir şekilde çalıştırırsınız ne olacaktır? Aynı çizgi filmlerin yapılma mantığı gibi şuradaki bizim çöp adamımızın kolu yukarıya doğru kalkacaktır. Bunu yaparken bu animasyonu xml olarak drawable'ın içinde tanımlıyoruz ve her bir kareyi her bir hareket noktasını farklı farklı olarak belirtmemiz gerekecek. İlk başta animasyon listeye bir etiket açmamız gerekiyor. Bu bizim animasyonumuzun root elementi ve bunun içinde item'lar var. Bu item'larda da işte şuradaki her bir farklı durumu ele alan bir resmin olması gerekiyor. Burada mesela bir tane one shot diye bir attribute var. Siz bu attribute'ü eğer true geçerseniz animasyonunuz sadece bir kere çalıştırılıyor. Yok eğer false geçerseniz animasyonunuz bir döngüye giriyor ve sürekli olarak çalıştırılıyor arkadaşlar. Şimdi bunların içinde ne dedik? Item'lar var dedik. Bu item nedir? Bir animasyonumuzun tek bir karesini ele alır ve animasyon list elementinin child'ı e, child olmak zorunda yani bunun içinde tanımlamanız gerekiyor bunu. Bu item'ların içinde drawable diye bir e, etiket açıp şuradaki mesela bu bir item, ikinci item, üçüncü item, dördüncü item her bir item gördüğünüz gibi farklı bir resme resmi işaret ediyor ve bunları drawable etiketiyle göstermeniz gerekiyor ve de ilgili hareketin ne kadar süreceğini de duration etiketini kullanarak veriyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin bunu e, kodla nasıl gerçekleştirdik ona bakalım. Öncelikli olarak Activity Main'imize bir bakalım ne var içinde. Gördüğünüz gibi bir tane buton var ve başka bir şey yok. Bir tane de gizli bir Image View'um var. Şimdi bu butona tıklanıldığında Start Frame Animation diye bir metodum çağrılacak. O da nerede? Main Activity'de tanımladım. Ona geçmeden önce hatta geçelim geçmeyelim ya da şuradan şunlardan bahsedelim. Gördüğünüz gibi benim çöp adamımın farklı farklı durumlarını ele alan dört tane resmim var. Her birinde ne oluyor? Adamımın kolu biraz biraz hareket ediyor. Öncelikli olarak animasyon liste bir etiket açıyorum ve buna one shot'ına true veriyorum. One shot neydi? Eğer diyor true'u geçerseniz sizin animasyonunuz sadece bir kere çalıştırılacak ve duracak. False geçerseniz ise ilk kareden başlamak şartıyla sürekli olarak animasyonunuz oynatılacak diyor. Daha sonra ne demiştik? Her bir kareyi ele alan itemlar tanımlamamız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi her bir item için farklı farklı resimleri gösterdim. Burada drawable klasöründe bulunan ve bunların geçişlerinde yani bu resmin çıkması 400 milisaniye ne oluyor? 0.4 saniye. Aynı şekilde ikinci resme geçmesi o şekilde. 3 ve 4'ü de aynı anda yapıyoruz. Bu animasyonu başlattığımızda ne olacak arkadaşlar? Buradaki itemler sırayla çağrılacak ve benim kolu hareket eden bir resmi ortaya çıkacak. Bunu yapmak için main activity'ye bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey yok. Bütün kodlar burada. Start frame animasyon buton tıklanımına çağrılacak metot. Buna view değerini gönderdik. Öncelikli olarak image view'umu aldım. Find view by id ile dummy frame diye bir tane nesneye atadım. Daha sonra set background resource diyerek şuradaki ilk aslında siz bunun çağrıldığında ne olacaktır arkadaşlar? İlk item'daki resmi ekrana e, şurada set background dediğim için ekrana basacaktır. Herhangi bir animasyon göreceğiz mi şu an? Hayır. Sadece ekranda e, imaj view'umuza biz şuradaki frame 1 jpeg'ini atamış oluyoruz. Daha sonra animasyon e, sınıfımız için bu sefer animation drawable diye bir sınıftan nesne üretiyoruz ve buna şurada atadığımız background'u get diyerek çağırıyoruz. İlk başlangıcını aslında biz burada vermiş oluyoruz frame 1 ile. Gördüğünüz gibi frame 1'de benim animasyonumun başlangıç değeri oluyor bu şekilde. Artık tek yapmamız gereken frame animation nokta start deyip animasyonu baş, başlatmak. Yalnız ekranda sadece bir tane buton olduğu için ve o buton aslında hem başlatmayı hem de durdurmayı kontrol ediyor şu an için. Bir if koşuluyla bunu sağlayabiliriz. Eğer diyoruz benim animasyonum butona tıklanıldığında çalışıyorsa animasyonu durdur. Else kısmında ne olacaktır? Çalışmıyorsa durumu. Yani ilk durumda ise benim animasyonumu başlat diyerek ilgili animasyonu da bu şekilde oluşturduk. Şimdi gelin uygulamayı bir test edelim. Her şey daha iyi anlaşılacaktır. Uygulamam açıldı. Şimdi dediğim gibi start'a bastığımda burası çalışacak. Şu an için animasyon çalışmadığı için burası false gelecek ve else kısmına geçip buradaki animasyonu başlatmasını bekliyorum. Bakalım. Start dedim. Resim geldi ve gördüğünüz gibi 0.4 saniye ile benim resmim oynatıldı. Bir daha basalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi biz buradaki frame xml'de one shot değerine true verdiğimiz için sadece bir kere çağrılıyor. Biz eğer bunu false geçersek benim animasyonum ne olacaktır arkadaşlar? Ben butona tıklayana kadar ekranda çalışmaya devam edecektir. Çalışıyorsa durdur, çalışmıyorsa başlat. Bakalım. Bastım. Gördüğünüz gibi animasyonum ilk kareden başlıyor ve sürekli olarak tekrar ediliyor. Tıkladığımda durdu ve bastığımda tekrardan çalıştı arkadaşlar. frame Frameleya frame animasyonda bu şekilde Artık bunu nasıl kullanırsınız sizin hayal gücünüze kalmış. İlerleyen derslerde birkaç animasyondan da bahsettikten sonra bu animasyonların güzel profesyonel uygulamalar yaparken aslında nerelerde kullanmamız gerektiğinden de bahsedeceğim. Hani tabii ki de böyle bir şey yapmak isteyen arkadaş olabilir ama bu animasyonları genel mantığında hani ilgili önemli view nasıl kullanırız geçişlerde ne bileyim page, page viewerlarda falan Bunlar da nasıl kullanılır onlardan bahsedeceğim. Ama şu an için nasıl kullanıldığınızı bilmeniz anlamanız çok daha iyi olur. İlerleyen derslerde size faydalı olması açısından. Evet frame animasyon bu şekildeydi. Dediğimiz gibi frame examenle biz her bir kareyi böyle birer farklı itemler olarak tanımlıyoruz. Her itemın farklı e, neleri var. E, resimleri var ve durationları var. Siz buraya böyle bir hareket eden resimdense ne bileyim. Buraya farklı farklı resimler atarsınız. O kendi içinde döner durur. Alın size bir slider yani. Bu kadar basit. İlla böyle bir çöp adamı hareket ettirmeniz gerekmiyor aslında. Evet. Frame animasyon bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.